Seçimin hemen sonrasında en çok merak edilen konu ekonomi ile ilgili. Özellikle dışarıdan nasıl göründüğümüz bu merak ediliyordu. Dışarıdaki pek çok kuruluş şunu söylüyor. Yabancı e, yatırım kuruluşları, ekonomi tahminlerini. TL için tahminler olumlu. Seçimin ardından Türk lirası için olumlu tahminler yapılıyor. Yerel seçimler sonrası yabancı yatırım bankalarından değerlendirmeler gelmeye başladı. İlk rapor Amerikalı Goldman Sachs'tan geldi. Bankanın ekonomistleri Türkiye'ye sermaye yakımlarının artacağını öngörüyor. Bunun sonucu olarak Türk lirasının geçtiğimiz aylara kıyasla daha iyi performans sergilemesi bekleniyor. Alman Deutsche Bank ise politika faizinin yüksekliğine vurgu yaptı. Bu oranın yeniden dengelemeyi kolaylaştırmak için yeterince yüksek olduğu vurgulandı. Türk lirası varlıkların pozitif performans göstermesi için daha fazla alan olduğuna dikkat çekildi. Şu ana kadar bu anlamda bir iyileşmeyi görmedik. Sadece bazı ilk başlarda rezervlerde ve cari işlemlerde biraz düzelmeyi görüyoruz. Ama düzelmenin geleceği yönünde bir beklenti var. Çünkü bu, bunların bu politikaların doğru olduğunu ama bunların sonuçlarını almak zaman alacak olan şeyler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında ekonomi politikalarına devam sinyali verdi. Her iki kuruluş da bu açıklamalara dikkat çekti. Ekonomide mevcut politikanın sürdürüleceği tahminini paylaştı. Doğçe Bank en kötüsü geride kaldı derken Merkez Bankası rezervlerinde baskının hafifleyeceğini öngördü. Ekonomi yönetiminde de herhangi bir değişiklik şu aşamada hiç doğru olmaz. Çünkü bu hemen bundan vazgeçildiği anlamına gelir. Bütün ekonomik aktörler de biliyorlar ki böyle bir ortamda bu politikalardan vazgeçmek demek tekrar başladığımız yere en çok çok daha kötü bir duruma düşmek demektir.